Elif bir fabrikada üretilen bilgisayarların üretim hatası içeren oranını tahmin etmek için tek örneklemli Z aralığı oluşturmak istiyor. Güven seviyesini %94 olarak belirliyor. Rastgele seçilen 200 bilgisayarın 12 tanesinde üretim hatası olduğu belirleniyor. Bu güven aralığını oluşturmak için Elif'in kullanması gereken kritik Z değerine olmalıdır demişler. Videoyu durdurup biraz düşünmenizi istemeden önce size kritik değerin ne olduğunu kısaca hatırlatmak istiyorum. Güven aralıkları arkasında yatan mantığın gerçek bir popülasyon parametresi olduğunu, örneğin bu videodaki popülasyon parametresi üretim hatası olan bilgisayarların oranıdır. Evet, burada gerçek bir popülasyon oranı var. Ne olduğunu bilmediğimiz için de bir tahmin yürütmek istiyoruz. Bir örneklem alıyoruz. Burada da 200 bilgisayardan oluşan rastgele bir örneklem almışlar ve bunu da örnekleme ait bir oran hesaplayarak tahmin ediyorlar. Bundan sonra bir de güven aralığı oluşturmak var. Güven aralığından bahsederken %94'lük bir güven seviyesi. Bunu bu şekilde yapmaya devam ettiğimizde yani bu istatistik için bu şekilde güven aralıkları oluşturmaya devam ettikçe örneğin ikinci defada bu güven aralığını elde ettiğimizi varsayalım. Bunu bu şekilde defalarca yaptıktan sonra bu aralıkların yaklaşık olarak %94'ünün gerçek popülasyon parametresini içereceğini söyleyebiliriz. Bunu yapmanın yolu ise burada hesapladığımız istatistiği alırız. Hatta bunun oran olmadığı durumları da işin içine katmak için genel bir ifade kullanalım. Çünkü tahmin etmek istediğimiz parametre popülasyon ortalaması da olabilir. Evet hesapladığımız istatistiğin artı eksi yani bu yönde ve bu yönde Örnekleme dağılımında bu istatistiğin kaç standart sapma üstü ve altını istediğimizi değerlendiririz. Üzerine çıkmak ya da altına inmek istediğimiz standart sapma sayısı, bu kritik değerimiz bunu istatistiğin standart sapması ile çarparız. Bu örnekte hesapladığımız istatistik, Elif'in aldığı örneklem oranı yani şapkalı P artı eksi Z yıldız ve zaten bizden de bunun neye eşit olduğunu bulmamızı istiyorlar. Artı eksi bu kritik değer çarpı örneklem oranının örnekleme dağılımının gerçek standart sapmasını hesaplamak için gerçek popülasyon parametresine ihtiyacımız vardır ama bunun ne olduğunu bilmiyoruz öyle değil mi? Bu yüzden de bunu istatistiğin standart hatası ile çarparız. Bunu daha önceki videolardan hatırlayacaksınız. Evet, bizden z yıldızın ne olduğunu bulmamızı istiyorlar. Örnekleme dağılımının kabaca normal olduğunu düşünür isek ve bu da neye eşit olduğunu bilmediğimiz gerçek popülasyon parametresi olan ortalaması olacak. Olasılığın %94'ünü kapsamak için ortalamanın üzerine çıkmamız ve altına inmemiz gereken standart sapma sayısı. Evet, bu kaçtır? Bu alanın %94'ünden bahsediyoruz. Burası %94 ve bunu elde etmemizi sağlayan standart sapma sayısı da Z yıldız. Bunları söyledikten sonra yapmamız gereken tek şey bir Z tablosu kullanmak ama bunu yaparken de dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, z tablosu kullanırken ya da hesap makinenizin fonksiyonlarını hangisini kullandığınızdan iyice emin olmanızı öneririm. Birçok z tablosu eksi sonsuzdan ortalamanın z yıldız tane standart sapma üzerine kadar olan alanı verir. Demek istediğim bu z tabloları size bu alanı verirler. Anlaştık mı? Kısacası buradaki z değerini bulmak için bu boşluğun yüzde 6 değil, yüzde 3 olduğunu düşünmemiz lazım. 100 eksi 94, 6 eder. Bunun simetrik olduğunu da hesaba katarsak, bu alan ve bu alan yani ikisi de yüzde 3'e eşit olur. Ve karşımıza çıkacak Z tablolarının çoğu işe bu bakış açısından bakıp, kümülatif alanı değerlendirdiği için bulmamız gereken Z değeri burada %3 bırakan yani %94 yerine %97'yi kapsamamızı sağlayan Z değeri olmalıdır. Bu Z'yi bulup burada duracak olur ise kapsayacağımız gerçek alan yine %94 olur. Anlaştık mı? Eğer anlaştıysak hadi hemen Z tablosunu çıkaralım ve %97'yi kapsamamızı sağlayacak Z değerinin ne olduğunu bulalım. Bu Z tablosu ileri seviye sınavlarında karşınıza çıkacak Z tablosudur. Bir bakalım. %97 neredeymiş? Evet, şurada. %97'ye en yakın değer bu. Bu 0,006 daha büyükken bu 0,001 daha küçük olduğundan en yakın değer olarak bunu değerlendirmemiz lazım. Önce satıra bakıyoruz 1,8. Sonra da sütuna ve 1,88. İşte aradığımız Z değeri bu. Bir önceki ekrana geri dönelim. Bu Z değeri 1,88 olduğunda buradan ortalamanın 1,88 standart sapma üzerine kadar olan tüm bu alan %97'ye eşit oluyor ortalamadan 1,88 standart sapma yukarı. 1,88 standart sapmada aşağı gidecek olur isek iki tarafta %3'lük boşluklar oluşur ve böylece %94'ü elde ederiz. Soruda bizden istenen Z yıldız ya da kritik Z değeri neymiş? 1,88. İşte bu kadar.